Melih Altınok, Aydın Doğan Yalçın da yeniden işe alır mı? Trump'ın seçilmesi sadece politik düzlemde değil, kuşkusuz medya örgütlenmesinde de büyük değişimlere yol açacak. Amerika Derin Devleti'nin resmi televizyonu CNN şimdiden sallanmaya başladı. Kanalın satılacağı bile konuşuluyor. Seçimlerden hemen önce Hillary Clinton'ın safına geçen Murdoch'un Fox'u ise yeni başkanla ısınma turlarında dozu artırdı. Peki Amerikalı muktedirlerin dümen suyunda yayıncılık yapan bizdeki medya bu değişimden nasıl etkilenir? Cevap üzerine kafa yorarken benim de aklıma sizin gibi o malum mecra geliyor. İşbirlikçi medya denilince tıpkı reklamdaki gibi tamam şimdi buldum denen, Amerika'nın CNN'inin Türkiye'de isim hakkını kullanan, bunun yanı sıra Trump'la iş münasebeti de olan Doğan Medya yeni dönemde nasıl bir tavır takınacak? Örneğin Aydın Doğan, bir dönem medya grubunun başına geçirdiği damadı Mehmet Ali Yalçın dağla ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacak? Yalçın nereden çıktı şimdi demeyin. Zira o hep vardı ve kısa bir süre önce görevinden istifa ettirildiği duyurulan Yalçın da şimdi de Trump'a yakın. Hatta Yalçın 8 Kasım seçimlerini Trump'ın seçim ofisinde izlediğini de biliyoruz zaten Yalçın da 2012'de Doğan grubunun Trump International'dan aldığı isim hakkıyla İstanbul Şişli'de açtığı Trump Towers projesinin de başındaydı gerçi proje yüzünden iki grubun davalık olduğuna dair iddialar da gündeme gelmişti ama Trump'ın açılışta Mehmet Ali Bey'e ayrıca teşekkür ettiği de dikkatlerden kaçmadı aydın doğan'ın bir dönem hükümet çevrelerine yakın diye medyasının başına geçirdiği sonra da aynı gerekçelerle kovduğu söylenen Yalçın'dan bu yakınlığını da tepe tepe kullanmaya çalışacağından şüphem yok. Siz ne dersiniz? Trumpa Şişli Trump Tower'dan posta Aydın Bey'in manevra kabiliyeti yüksektir. Şimdi de seçimlerde tüm gücüyle Hillary Clinton'ı desteklemiş olsa da bir anda başımıza Trumpçı kesili verir. Aydın Bey'in bu kez de bizleri oldukça güldüreceği kesin. Ama Posta isimli gazetesinin Amerika seçimleri sırasında altına imza attığı skandalı Trump'a nasıl izah edeceğini gerçekten merak ediyorum. Düşünsenize Doğan'ın Şişli'deki Trump Tower'da çıkartılan gazetesi Posta, Trump kazandığı halde 9 Kasım günü manşetinden Hillary Clinton'ın galip geldiğini duyurdu. Ve bütün dünyada mizah konusu oldu. Doğan'ın Trump'ın devirdiği siyasi düşmanlarıyla ilişkisi o derece yani. Peki Trump yer mi bu ayakları? Trump dediğin koskoca Amerika müesses nizamına kafa tutmuş adam öyle kolay kolay oltaya gelmez mi diyorsunuz? Ama unutmayın ki Aydın Doğan'da da oyun bitmez. Örneğin 15 Temmuz sonrası darbe püskürtülünce çıkıp daha önce devrilmesi için gazetelerini televizyonları memur ettiği iktidarın iktidar etme hakkını savunduğunu söyleyi verir. Kendisinin geçtiğimiz 29 Ekim'de külliyedeki resepsiyonda kurmaylarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıkmak için nasıl çırpındığına bizzat şahit olmuş bir gazeteci olarak ben umutluyum. Çok sıkışırlarsa bir kelebek konduru verirler. Neden olmasın Doğan Medya gelecek yıl altın kelebek ödüllerinde en iyi çıkış yapan siyasi diye bir ödül açı verir. Trump'a ödül verilmesine kızacak okurların seyircilerin tepkisini dindirmek için de töreni Trump'ın gelişini ağlayarak karşılayan ekran yüzlerinden birine sundurarak dindirirler olur biter. Altı üstü bir kelebek Aydın Bey nereye derse oraya konar. Melih Altınok sabah